Sizin cephenizde bu nasıl değerlendirildi, nasıl konuşuldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde? En temel bizde, yani buradan bakınca en temel endişelerden birisi işte DEM Parti'nin güçlü bir aday çıkarması, İmamoğlu'nun İstanbul'da işini zorlaştırabilir yaklaşımı. Nasıl okuyorsunuz bu tabloyu baştan sona? İyi akşamlar dilim herkese. Şunu söylemek isterim. Sayın Başak Demirtaş'ın ve Sayın Selahattin Demirtaş'ın ortaya koymuş olduğu irade elbette ki kendi partileri açısından önemlidir. Şu tespite katılıyorum. Başak Hanım aday olsaydı çok ciddi bir oy alırdı. Bunda hiç bir tereddüt yok. Dolayısıyla adaylaşma sürecine nasıl gelindi ve neden vazgeçildiğinin cevabı elbette ki bizde yok. O tamamen demin kendi iç mekanizmalarında belki daha sonra açıklayacakları bir meseledir. Ama şu parantezi açmama izin verin. 14 Mayıs öncesi yine terör örgütünün bütün önde gelen kadroları haftalık basın toplantıları düzenliyorlardı. Ve sürekli bir biçimde Sayın Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıyorlardı. Şimdi benzer bir sürecin yeniden başladığını görüyoruz. Yani ben Mustafa Karasu'nun açıklamasını son derece iyi niyetli ya da işte muhalefete bir destek olarak görmüyorum. Tam tersine iktidara yönelik olarak atılmış bir pas olarak görüyorum. Çünkü daha önceki süreçte de... Ama aday çıkarsa zaten iktidarı rahatlatacak bir şey. Çıkarmasa... Çok özür. O zaman nasıl? AK Parti'ye yarıyordu o açıklama. Açık evet. Söyleyeyim. Şu an CHP'ye yarıyor. Ben hangi yani, Karasu'nun açıklaması? Bir kere tabii. Oradan gelecek bir siyasal faydayı asla kabul etmiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Tabii. Ne olursa olsun. Yani ama yine sahada bununla karşı karşıya kalacaksınız gibi. Ama mesele şu. Yani o yüzden bizi dinleyen, izleyen herkese şunu söylüyorum. Çok net bir biçimde, çok açık bir biçimde diyorum ki bu tür açıklamalar, terör örgütünden gelen açıklamalar bu süreci manipüle etmeye yönelik açıklamalardır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da onların adayını yani bizim adayımızı destekliyor gibi yapmış oldukları açıklamalar aslında tersini ifade ediyorlar. Yani ne söylüyorlarsa tersini düşünmek lazım. Şunu gördük. Terör örgütü dünyanın eleştirisini haklı olarak getiren iktidar... Ama şunu diyebilirse Ali Haydar Fırat, samimi olması açısından cümlelerin çok kıymetli. Bu terörist başının çağrısıyla bana oy vermeye kalkan hiç kimse bize oy vermesin. Bu söyleyebiliyor musun? Bu çok çağrı sebebiyle. Onu söyledim zaten. Diyorum bu ki, çağrı sebebiyle bize oy vermeyi düşünmezken Kandil'in çağrısıyla oy vermeyi düşünenler bize oy vermesin diye. Terör örgütünün herhangi fayda bir unsurunu beklemiyorsanız, evet. Bize yönelik olarak bizim bir kere muhatabımız değildir. Asla hiçbir koşulda muhatap almayız. Hiçbir koşulda onların değerlendirmesi bizim için bir şey ifade etmez. Dolayısıyla bizim nerede durduğumuz bellidir. Ama şunun da bir altını çizmekte fayda var. Bu süreçlerde haftalık basın toplantıları yapıp her ne hikmetse iktidarın bütün medya organlarıyla bunları çok net açık bir biçimde servis etmesinde çok doğal buluyorum. Ama zaten şöyle değil mi? Çok özür dilerim. Yani iktidar kendi işine yarayan şeyleri tabii ki servis edecek. Başak Demirtaş'ın aday çıkması işine yararsa onu gündeme taşıyacak. Vallahi iktidarın işine yarıyor. Başka biri çıkıp konuşsa bu terör propagandasına giriyor. Adaylıktan çekilmesi sizin işinize yarayan sevgili Mehmet Ak, yerdeyse... buradaki mesele şu. Şimdi başka insanlar, normal gündelik insanlar bu tür açıklamalar üzerinden bir yorum yapsalar, bir paylaşım yapsalar bu nedir? Terör örgütü, terörü övme suçuna girer. Siz kendi kanallarınızda terör örgütü yöneticilerinin açık bir biçimde bir tarafı destekleyen bir tarafı da kötüleyen bir yaklaşım gördüğünüz zaman bunu rahatlıkla yayınlıyorsanız ve bunu dolaşıma sokuyorsanız çünkü ne tür algoritmaların geçen seçimde devreye sokulduğunu biliyoruz. Bütün bu yapılan geçen seçimde yapılan açıklamaların özellikle Cumhur İttifakı'na oy veren insanların önüne düşürüldüğünü tek tek o açıklamaların yani örgüt liderlerinin yaptığı bütün açıklamalarının bilinçli bir biçimde bu ittifakın önüne düşürüldüğünü ve bir güvenlik konseptinin yaratıldığını gördük. Ama Ali Aydan, çok özür dilerim. Ben de adayım. Şimdi bu aşağılık teröristler orada açıklama yapsalar biz Serkan Toper'i destekliyoruz diye. Değil mi? Rakibime senin mantığında güç vermek için ben şöyle çıkarım derim ki ey aşağılıklar. Sizin de sizinle birlikte hareket eden sözde siyasi partilerinde hiçbir şekilde desteğini istemiyorum. Ben bir önceki seçimde sana oy vermiş, zehirli propagandana maruz kalmış insanlarla sahada konuşur, bir yıllık kardeşi anlatır ve oy alırım. Sana da senin siyasi uzantılara da eyvallah etmiyorum dersen cümlelerin anlamlı olur benim için. Bunun için sevgili Serkan, bunun için Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin terör örgütü liderlerinin yapmış olduğu açıklamaları
çarşaf çarşaf manşetlere taşımaması, kendi kanallarında 7/24 döndürmemesi gerekiyor. Böyle bir açıklama var ortada. Bu açıklamaya sert tepki vereceğini hala hükümete yakın medya suçlayarak bu bunu işten sıyrılamazsınız ki. Lütfen bunu, bak Ali Haydar Fırat. Bunu kabul etmediğimi söylüyorum. Diyorum ki siyasi bir mesele değil. Bunu kabul etmediğimizi, bunu daha doğru sert bulmadığımızı. O zaman, mesele şu. Senin altında ki, hükümet bunu kullanamaz sen bu açıklamayı yaparsan. Ben burada kirli bir oyunun sahnelendiğini düşünüyorum. Bolf oyunu. Ben de onu söylüyorum. Bolf. Diyorum ki kabul edilemez olmaz Cumhuriyet ama. Halk Partili parti meclisi üyesi olarak diyorum ki bu açıklamalar bizim nazarımızda hiçbir kıymet taşımıyor. Tam tersine bu açıklamaların bilinçli bir biçimde yapıldığını düşünüyoruz. Yaptırıldığını düşünüyoruz. Boz hangi güçler yapmak diyorum. İstiyorlarsa bu ne olursa. Bu tonda açıklamayla oyunu bozamazsın muhatabı, senin dediğin gibi ise. Biz değiliz. Ki senin dediğin gibi olmadığını biz iyi biliyoruz. Şimdi bakın. Velev ki senin dediğin gibi daha sert bir açıklamayla boz. Buyur. Türkiye'de çok izlenen ekranındayız haberlerde. Aklı başında buyur. Herhangi bir insan, bir yurttaşımız bu açıklamanın kime zarar verdiğini bilir. Kime zarar verdiğini bilir. Şimdi terör örgütü birini desteklerse sizce ona yarar mı sağlamış olur, zarar mı vermiş olur? Çok net, çok basit bir duruma soru. Duruma göre değişir. Aday çıkarmak. Bence zarar yani, veriyor. Kabul edilemez değil. Hayır, bir saniye. Duruma göre kabul edilemez değil. Sineye çekiyorsan bu durumdan memnunsun demek. Ya, bak duruma bundan, göre, duruma göre bak, nasıl değiştiğini söyleyeyim. Şimdi 28 Mayıs'tan sonra süreçte siz terör örgütünün herhangi bir açıklamasını duydunuz mu? Bak sürece göre nasıl değiştiğini söyleyeyim. Mektup meselesi Binali Bey'e zarar verdi mi? Verdi. Çok verdi. Verdi. Evet. Bak, mektup verdi. Meselesi, mektup i̇şte meselesi. İşte onu diyorum. Destek verdiği zaman hani, tam bir şey söyleyeyim. Şimdi, hayır. Mektup meselesi bu meseleyle yan yana konulacak hayır, bir mesele geleceğim değil. Ama bir bitireyim. Burada bir açıklama yapılıyor. Bak geleceğim ama bitireyim bak. Ya, Faruk, mektup meselesinde ya, neydi? İlginçlik var yani. Hayır, farklı. Hayır, oradan bakalım ama. Bir saniye geleyim. Mektup meselesinde neydi? Milliyetçi insanları rahatsız etti ve Binali Bey'e muhafazakarlar, milliyetçiler uzak durdu. Şimdi buradaki durumda sonuçta Başak Hanım aday olsa hepimiz biliyoruz ki Sayın Ekrem İmamoğlu'nun oyu azalacak. Hepimiz biliyoruz bunu. Çünkü geçen seçimde DEM seçmeni gitmiş Sayın İmamoğlu'na oy üzerinden vermiş. Bir tam tersi bir yaklaşım var burada. Yani DEM'le işbirliği olmasaydı aslında senin dediğin olabilir. Söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne somut olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar gelmeyecek bir adım atıyor. Şimdi bakın kim atıyor bu adımı? DEM Parti. DEM Parti mi atıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar gelmeyecek adımı? PKK mı atıyor? İşte adını ben, bir koyalım. PKK demedim ben de. Şimdi DEM adını Parti koyalım. Atarken de PKK açıklama yapıyor. Şimdi Mehmet Şimdi Akif. Ben bunun çok özür dilerim. Bir kırmızı çizgi. Yani bu önemli. Burada diyemeyiz ki DEM Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar gelmeyecek şekilde adım atıyor. Demeyeceğiz o zaman. Demiyoruz diyeceğiz ki PKK yapıyor. O zaman bunu DEM tartışacağız. Bunu konuşacağız açık açık. Öncesinde DEM Parti yetkilileri evet. Diyorlar ki bu, bizim meselemiz İmamoğlu'na kazandırmak veya kaybettirmek değil. Biz kendi yolumuzu çizeceğiz derlerken ne oldu mesela ikinci? Ne oldu? Üçüncü mesele o. Şimdi Faruk Aksoy, DEM Parti'nin bağımsız bir iradesi var mı kanunda? Yok. 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 Ali Aydar Fırat peki neyi anlatıyor? Ama burada? Ayrıca onu bir konuşacağız şimdi. O bağımsız sizce var irade mı? DEM Parti'nin bağımsız bir iradesi Kandil'den var biz mı? Biz buradaki arkadaşlardan muhtemelen farklı düşünüyoruz o konuda. Biz mevcut yasal çerçevede hem oylarıyla hem siyasi meşruiyetiyle demin Türkiye'deki diğer siyasi partiler gibi elbette ki yani şu... Hayır burada farklı düşünmüyoruz. Ben de böyle düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi bir partiyi kapatmadığı müddetçe yasal, o parti yasal parti. Seçime ben böyle düşünüyorum. Hayır. Seçime sen, sokuyorsun. Ben böyle Kandil'den düşünüyorum. Kandil'den bağımsız bir iradesi şimdi, var mı yani yok mu? Ayrı o konuda seninle farklı konuda aynı düşünüyorum. Kandil'den bağımsız iradesi var DEM, mı? Şey o ayrı bir şey. DEM meşru bir partidir. Evet. İster kabul edin tamam, ister etmeyin. Meşruiyetinde DEM meşru bir partidir. Evet, yani. Seçmenlerinin verdiği her oy Türkiye'deki Cumhuriyet'e herhangi vatandaşın verdiği o kadar kıymetli ve değerlidir. Ama elbette ki terör örgütü bu süreci manipüle etmek isteyecektir. Çünkü terör örgütü Türkiye'de siyaset alanının genişlemesini istemiyor. 7 Haziran'dan sonraki tavrına bakın. 2015'te. DEM Parti terör örgütüne rağmen Türkiye'de siyasi alanı genişletebiliyor mu? Bunu şuradan soruyorum. Yani ilişkisi üzerinden değil, yaklaşımınızı biliyorum. Nevzat önemli bir şey dedi. Dedi ki ya DEM Partili milletvekillerinin, yöneticilerinin bile konudan haberi yok dedi. Ama konunun ulaştığı nokta Kandil'den gelen açıklamaya paralel demeyeceğim ama... Kendilerine bir rol çıkarmış olabilirler ama ben bir bütün olarak demin iradesini... Belki de DEM başka buradan çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyor şöyle, mu? Başka bir partinin karar alma süreçlerini bilmiyorum. Dolayısıyla o karar alma süreçlerinde kim ne kadar etkin, kim ne kadar alanı var ya da ne kadar alan genişletiyor onu bilemem. Ama sadece şunu söylüyorum. Biz DEM'i meşru bir siyasi parti olarak görüyoruz. Tamam.
ona oy veren vatandaşlarımız da Türkiye'deki herhangi bir vatandaştan ayırmıyoruz. Selahattin Demirtaş'ın şu anda cezaevinde olmasının, iktidarla yürüttüğü bir projenin devamını getirememesinin bir nedeni olarak görüyoruz. Nasıl? Şöyle, yani Selahattin Demirtaş niye cezaevinde? İktidarla yürüttüğü bir projenin... Yani çözüm sürecinden bahsediyoruz. Çözüm sürecinden bahsediyoruz. Dolayısıyla o süreci kendilerince bir tarafını cezaevine attılar. Yani şöyle düşünün, şurada dördümüz bir mutabakat yapıyoruz değil mi? Dolmabahçe mutabakatı yaptık. Hatta o dönemin Adalet Bakanlarından eski AK Partili, şu anda AK Partili Adalet Bakan dedi ki Selahattin Demirtaş nasıl yargılanıyorsa karşısındakilerin de öyle yargılanması lazım. Efkan Ali yargılanıyor mu şu anda? Yargılanmıyor. Hayır, Kobani olaylarında 150'ye yakın cana mal olan olayların kışkırtıcısı sıfatıyla yargılanıyor. O zaman süreciyle alakalı değil. Hendekler kazılırken çözüm süreciyle alakalı değil. 151 canan o emir veren arkadaşlar kimse hayatını kaybettiği olayların baş azmettiricisi olarak yer alırıyor. Haydar Fırat. Şunu altını çizelim. Olayları doğru çizelim altı. Son olarak söylüyorum. Diyor ki hendekler kazılırken bu hendeklere müdahale etmeyin diyenler de yargılanmalı dedi. 110 tane emri kim vermişse hendeklerin kazıldığı zaman kardeşim açmasına izin verin, müsaade edin, müdahale etmeyin. Oralara bomba döşenirken kim döşedi onlara bu bombaları? Döşeyenler kim? İzin verenler kuşladı. Döşeyenlerle bugün niye seçim işbirliği yapıyorsun? Onu döşeyenler bugün döşeyenlerle niye seçim işbirliği yapıyorsun? Şimdi şunu söyleyeyim. İzin verenlere bu kadar ağız dolusu eleştiri yaparken döşeyenlerle neyin işbirliği yapıyoruz? Ali Aydar Fırat. Aynı şekilde şunu söyleyeyim. Döşeyenlerle o hendekleri kazanlarla seçim işbirliği yapmanızın sebebi ne? Çok net söylüyoruz. İzin verenlere bu kadar ağır eleştiri yapıyorsun. Biz de çok ağır eleştiri yaptık. Bir dinleyebilir miyiz? Çok ağır eleştiri yaptık. Söz hakkı vereceğim size. Ama bu Akif Bey, bu söylem artık biz Türkiye'de demi sürekli normalleştirme çabalarında vatandaşla büyük rahatsızlık. DEM normal bir partidir. Önce onu söyleyeyim. İkinci mesele şudur. Biz demokratik siyasal alanın gelişmesini istiyoruz. O yüzden terör örgütünün silah bırakmasını, Türkiye'deki şiddet sarmalının bitmesini bunu istiyoruz, bunu talep ediyoruz. Bunu biçimiyle her yerde tartışıyoruz. Türkiye'de tasfiye edildiler zaten. Öyle. Türkiye'de yani bir şey kalmadı şu anda. Biz 2015'te çözüm süreci başlarken... Ama bu Mehmetçiğin gayretiyle oldu. Bir şey söyleyeceğim. Yani 2015'te süreçte olmadı. 2015'te... Yani şehit vererek yaptık. 2014'te, 2013'te şunu söyledik. Terör örgütü silah bırakmadan bir müzakere ve tartışma süreci başlatılmamalıdır dedik. Bize dediler ki mevcut iktidar siz bu işi anlamazsınız, bilmezsiniz dediler. Ve biz dedik ki... Bütün Türkiye'nin sorunlarının çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedik. Onlar gizli kapaklı bir takım perdeler arkasında bu işleri çevirmeye çalıştılar. Türkiye'nin geldiği durum ortadadır. Şöyle bitireyim. Terör örgütünün herhangi bir açıklamasını asla muhatap kabul etmiyoruz. İster bizim lehimize olsun, ister bizim aleyhimize olsun. Bu açıklamaların son derece yönlendirici olduğunu bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde gördük. Her hafta bir terör örgütü unsurunun çıkıp biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni işte destekliyoruz, Cumhur İttifakı'nı işte yıkın. Biz Cumhur İttifakı'yla demokratik bir süreç yürütüyoruz. Her ne kadar eşit olmasa da demokratik bir süreç. Yani bir seçime giriyoruz. Başka unsurların, terör unsurlarının, silahlı unsurların, illegal unsurların bu sürece katılmasını doğru bulmuyoruz. Bu konu tavrı rica edin açıklama yaptırmasınlar. DEM'le ilgili olarak da aday neden çıktı, neden geri çekildi, buradan hangi süreçte işletildi o tamamen deme sorarcının sorudur ve cevabını da ondan alacağınız bir soru cevaptır. O yüzden bizim çerçevemizde mesele son derece nettir. Biz kendi adaylarımızla bir seçime giriyoruz. Burada elbette ki bütün yurttaşlara sesleniyoruz. DEM'in seçmeni nasıl bizim için değerliyse AK Parti'nin seçmeni de İYİ Parti'nin de MHP'nin seçmeni de bizim için değerlidir. Hiç kimseyi birbirinden ayırmıyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz, dışlamıyoruz. Kimseyi de bir kampın bir parantezin içine sokmak gibi bir derdimiz yok. Çok özür dilerim. Dolayısıyla... Ali Erfat, şimdi siz diyorsunuz ki yandaş basın şunu yapacak. Bütün televizyon kanalları, Cumhur İttifakı'na yakın olan bütün televizyon kanalları, yazarlar, gazeteciler, siyasi yorumcular gayet tabii olarak seçim sürecinde şunu diyecekler. Bunu biz 14 Mayıs'ta gördük, 28 Mayıs'ta gördük. Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik en temel eleştirilerden birisi şuydu. Efendim bakın böyle bir fotoğraf var. İktidar işte montaj video üzerinden söylendi. Ya montaj video ama anlatılamadı. Ve milliyetçilik Türkiye'de yükseldiği söylendi seçimden sonraki. Nitekim öyle oldu milliyetçi oylar. Yani daha önce Kürt seçmen belirleyiciydi veya HDP belirleyiciydi derken milliyetçi oyların Türkiye'de seçim sonucunu belirleyici olduğunu gördük. Böyle bir tecrübe var. Ve yakın tarihte böyle bir tecrübe var. Şimdi aynı şey meydanda olacak. O yüzden soruyorum. Yani tekrar aynı şeyi 6 ay sonra konuşmayalım diye soruyorum. Şimdi biz ikinci tura gittiğimizde siz Ankara'da afişler astınız. PKK'ya karşı çok daha net bir dille. CHP bunu ilk turda yapmamıştı. Millet İttifakı yapmamıştı. Ama ikinci turda terörle mücadele konusunda daha net bazı cümleler kuruldu.
Şimdi mesela Serkan Töper'in sorduğu yer o yüzden belki önemli olabilir. Siz ne derseniz deyin. DEM Parti adayı çekince, PKK'da aday gösterilmemeli deyince. Aday gösterecekler. Evet, aday gösterilmemeli. Başak Hanım'ın adaylığında. Murat Kurum ve Erdoğan gönderilmeli deyince PKK'da. PKK bunu resmi olarak söylüyor şu an, terör örgütü. AK Parti bunu alır, kullanır. Gayet tabii kullanması bunu. Yani bundan daha normal bir şey yok. Bir şey sizin buna karşı bir enstrüman geliştirmeniz gerekecek. Bir şey siyasi bir söylem işaret etmeniz gerekecek. O ne olacak? Şu, mesele şu. 14 Mayıs tekrar etmesin diyorsanız o ne olacak? Mesele şu, siz buradaki Haziran değil, biz izleyenlere soruyorum. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok partili hayata geçtiğimiz 46 ve asıl olarak 1950'den bugüne kadar herhangi bir bu ülkenin bir cumhurbaşkanı ya da bir başbakana kendisine rakip olan herhangi bir kişi hakkında bir montaj videosu hazırlamış mıdır? Biz böyle bir şey bekliyor muyduk? Soruyla ne alakası var bunun? Biz böyle bir şey bekliyor muyduk? Bu ülkenin cumhurbaşkanı öyle bir şey yoktu, bu ülkenin cumhurbaşkanı montaj videosuyla seçim kazanmıştır. Öyle mi? Öyle bence mi yoksa öyle. Şöyle mi? Ya zaten problem bence şöyle değil mi? Bilmiyorum. Bence öyle. Olabilir. Niye? Siz öyle söylemişsiniz. Çünkü bakın algoritmaların hepsine biraz önce bir şey söyledim. Dedim ki o terör örgütünün yaptığı açıklamalar. Siyasi taşlama. Terör örgütünün yaptığı açıklamalar algoritmayla bütün o sizin yükselen milliyetçilik dediğiniz şey var ya. Tamam. Sosyal medya üzerinden bu insanların önüne düşürüldü. Tamam yine olabilir. Bu insanlar. Var açıklama var. Ya bu, bunu nasıl meşru kabul edebiliriz? Bunu nasıl doğru kabul edebiliriz? Tamam, o zaman ben şu, öyle bir şey demiyorum. Ama ben, şu, efendim, ben, mesele şu. Eğer siz bunu doğal ve normal kabul ederseniz o zaman ne demokratik standartlardan ne düzenden böyle bir şeyden bahsetmeyelim. Konuşmayalım o zaman.